Selamun aleyküm. Şimdi Devleti Aile Kanunu'nun kapsamına göre EKAP diye bir internet sitesi var. Şimdi bu internet sitesinde neyi göstereceğim? Baştan söyleyeyim, bu bir yani teknik bir video değil. Ama isteyen teknik video olarak da izleyebilir. Ama üst üste yalanlar söyleyen bir belediye başkanının foyasını ortaya çıkartmanın yolu. Şimdi burada hiçbir bölümü ellemeden ihalenin ili Bolu diyorum. Ondan sonra Bolu ilinde ara diyor. Mengen diyorum. Mengen Belediyesi. Örnek veriyorum işte şu. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Tamam mı? Ondan sonra en eskiye göre ara diyoruz. Ya da en yeni yapalım da en eski çok eskiler çıkacaktır yoksa. İhale iptal edilmiş. Neymiş mesela? Biraz daha yakınlaştıralım. Mengen Belediyesi araçları için 55 bin motorin. Yani ne yapıyor? 55 bin litre. Büyük rakam. İhale iptal edilmiş, ihale iptal edilmiş. Tarihleri ne zamanmış bunların? İkinci ayın 8'i bu yıl. Sonra ne demiş? 7200, 7500, 12 metre kömür. Kömür alımı yapmış 11. ayda. Bunları ben biliyordum da şimdi bunu niye çekiyoruz? Açıklamaya devamında diyeceğim. Neyse, kömür almış, mazot almış. Kreş ve kafeterya. Bunun detaylarına bakabiliriz. Kreş yapımı için bir bina demiş ama aslında bakalım ya. Döküman diyelim. Dökümanı gör dedik. Göstermedi. Başka bir şey. Bilgiler diyelim. Bilgileri de açmıyor. Bu içerik engellendi. Sorunu düzeltmek için site sahibine başvurun. Şaşırmadım. Yani ne tür bir bina yapılıyor, kaç paraya yapılıyor? Bunlar tabii böyle, çünkü zamanında 2018'de lüks bir daire Mengen'de tabii 110 metrekare daire 90 bin lirayken 4 kişilik tuvalet, yani 2 bayan 2 erkeklik tuvaleti 118 bin liraya yaptırmıştı Turan Bulut Bey. O yüzden şüpheli, yani benim için hepsi şüpheli. Şüpheleniyorum. Vatandaşım ben. Neyse, Mengen ve kreş bilgiler diyelim. Keza bak, bu da öyle. Neyse, 48 bin litre motorin. Hangi yılda bunlar, tabi yazıyor burada bak, 2023. 100 ton yine kömür almışlar 11. ayda. Ondan sonra gene bir 50 ton kömür alınmış. Mengenmesi garaj parkında bulunan araçlar için 45 bin litre motorin. Mengen Belediyesi araçları işte 50 bin litre motorin. Ya bu tabii ne kadar sürede 50 bin litre mazot tüketmişler, ona da bakalım. İkinci ayla 12. ay arası 10 ay. Yanlış mı hesaplıyorum? Diyor. Aynen 10 ay. Sonra bir daha ne zaman mazot alınmış? Şurada birinci ayda. Bir dakika şimdi. Burada bir terslik var. Ha, bu iptal edilmiş, pardon. Dur, bunları o hesabı geçelim. Yani ayda mı diyeyim, 2 ayda mı diyeyim? Çünkü iki motorun alımı sırasında, yani şu, bunlar alınmış, sonuç yayınlanmış. Birinci ayda yine aynı şekil. Dokuzuncu ayda, 12. ay, birinci, hani 1,5 ay mı diyeyim? 1 ay mı diyeyim? 1 ay da denilebilir. Çünkü arada çok kısa bir... 1 ay 8 gün oldu mu? Heh, tam rakam. 1 ay 8 günde 50 bin litre mazot. Motorin. Artı 1500 litre kurşunsuz benzin. Muhtemelen bu benzin bu bahçe, ne bileyim, kesim motordur, çim biçmedir. Onlar için olabilir. Hayret, hizmet etmiş derim eğer onun içinse. Benzinli araç var mı garajımızda, onu bilmiyorum. Devam edelim. Neyse işte mazot almış falan cana, ihale falan, parke taşı bodru yol kaplama demiş. Ne zaman? 2019. Bilgiler diyelim.
bilgiler gene yok. Yani hangi sokak, hangi cadde? Muhtemelen bu Atatürk Caddesi ile Gökçeada Caddesi olabilir. Çünkü festivalden önce öyle bir hazırlık yapılmıştı. Ona da geleceğiz. Yani sonuçta asfalt yok. Asfaltı ben yaptırdım diyordu ya, o da çıktı burada ortaya. Bakalım asfalt var mı? Kurşunsuz benzin, ihale iptal edilmiş. İhale iptal edilmiş. İhale iptal edilmiş. Ne anladı bu, ne demiş? Türkiye'de Beşer Mahallesi 2 adet prefabrik taziye kültür evi. Bak, bu da keza öyle. Bunun bilgileri vardı. Ben bir dönem paylaşmıştım bunu. Şimdi muhtemelen ya, belki de tarihi eski diye bu bilgilere ulaşamıyoruz. Vallahi baya baya bir apartman parası yatırılmıştı o dönem. Sadece dış yapısına verilen bir para bu. İçinde masası, sandalyesi ya da ıvırı zıvırı olmayan bomboş bir kulübeye 200 bin lira mı, 350 bin lira mı, o civarda bir para ödenmişti. Şimdi burada göremediğim için net rakamı veremiyorum. Ama bunları çok şeffafsa, çok dürüstse Turan Bulut Bey bunları açıklayabilir. Neyse, ihale iptal edilmiş. Ne demiş başka burada? Gene motorin mazot. Ondan sonra yapım demiş. Mengen Belediyesi Cumhuriyet Şehir Parkı Umumi Beceri. Ha, bak bu tuvalet işte efsane, tamam mı? 118 bin lira ya da 128 bin lira ya da 108 bin lira, tam emin değilim ama sonuçta lüks bir daireden pahalı bir rakama 2018'de yapıldı bu. Ki mümkün değil. Mümkün değil. Yani o parayı o tuvalet, yani akıllı tuvalet bile Opet'e verseydik orayı, Opet'in akıllı tuvaletleri var biliyorsunuz. O paraya 6 kişilik akıllı tuvalet yapardı oraya. Ama bu da bizim için bir muamma. Devam edelim. Gene motorin destek personeli ihale iptal edilmiş, yani işçi alımı iptal edilmiş. Mengen ve sosyal tesis binası. Nerede burası ya? Mengen ve sosyal tesis binası. Böyle bir bina. 2017'de ihalesi yapılmış, yayınlanmış. Yani biz öyle bir binayı bilmiyoruz. Bunun araştırılmasını ekstradan CİMER'den talep edeceğim. Ondan sonra Malalı Menyen Belediyesi gene yakıt alınmış. 2016'ya geldik bu arada. Yani tuvalet ve şu değişik olan bir sosyal tesis binası denilen yer. Yani bunu ben nasıl gözden kaçırmışım? Şaşırdım yani, ne bileyim. Değişik. Bunu hala emin değilim. Yani böyle bir binayı bileniniz varsa, beni bilgilendirirse sevinirim. Neyse, ne demiş? Motorun dedik, iptalmiş. Bu neymiş? Sanat içerisinde çalışmak istediği sektör iptal. Belli maalesef hastane kapatıyor. Bağlantı yolu ve köprü yapım işi. Bir tane köprümüz var. Nerede bu? Jandarma ile hastane arası. Kaç yılında? 2016'da. Etti ikinci iş. Yani gözle görülen. Tuvalet bir, bu da iki. Yani geri kalan, yok yol yaptık. Ya da işte ne bileyim, fitness salonu yaptık. Daha onlar yok ortada. Yani kesin birilerinden sırtından yapıldı bunlar. Tamam mı? Ne örnek veriyorum işte. Nasıl ki geçen işte bu yapılan yolda asfalt çalışması için asfaltı İlkel Coşkun Yürek yolladı. Şey, Yüksel Coşkun Yürek milletvekili. Keza bu da onun gibi. Yani o fitness salonunda hayırsever bir büyüğümüz veriyor. Adı oluyor ben yaptım. Devam. Gene mazot. Cadde sokakların kilit parkı, bordür döşenmesi. Bunun neresi olduğunu bilmiyorum. 2015 nerenin kaldırımı olabilir bu? Bizim TOKİ yolu olabilir bu ya. Tabii. İkinci TOKİ'nin yolu olabilir. Çünkü yoktu. Oraya böyle bir yol yapıldı. Hani şu an tabii yol demiyoruz biz oraya. Offroad parkuru diyoruz. İkinci TOKİ'de oturan arkadaşlarımız, komşularımız iyi bilir. Abilerimiz, teyzelerimiz.
Devam edelim. 2015 ilk yılları akaryakıt ürünleri demiş. Bu iptal olmuş, bu iptal olmuş, bu iptal olmuş. İşçi alımları bunlar hep. Yok, iptal olmamış. Şu iptal olmuş. Bunlar işçiler alınmış, evet. Hemen zaten belediye başkanı olmuş mu? Olmuş. Olduktan sonra ilk işi personel alımı olmuş. Muhtemelen eski personel çıkarttığı içindir. Sonra 2014 ikinci ay. Bu onun dönemi değil. Bu rahmetli Osman Başkanımızın döneminde ki bir ihale. Ha, açmışken ona da bakalım. Bu amcam da, yani Osman amcam da beğenmedikleri AK Partili amcam neler yapmış. Açmışken hepsini görelim madem. İkinci lastik tekerlek silindir. Şu silindir makinesini, yani asfalt çalışmalarında çalışan, yol çalışmalarında çalışan silindir makinesini almış. Ondan sonra bu nevi sabahları yazık ya Mahallesi Muhtiyar Caddesi sokaktan kilitli parkaya Bodur döşemesi. Bak ne güzel, adam mahallesine kadar yazmış. Muhtelif yerler falan dememiş. Yani bir ihale açılıyor. Nereye ne yapacağını ne kendi biliyor ne de ihaleyi alan adam biliyor. Bana göre şaibeli. Devam. Mengenbez 2004 yılında kullanmak üzere hizmet araçları iş makine için motorin. Akaryakıt almış normal. Bakalım ne kadar sıklıkta almış, ha, ona da bakalım. Birinci ay. Devamına gidelim. Engen Belediyesi genel hizmet alımı. 4 adet şoför, 4 adet temizlik personeli. Tamam, ihtiyaç varmış. Engen Belediyesi hizmet araçlarında kullanılmak üzere 2014 yılı için otogaz alımı. LPG'li araçlarımız varmış o zamanlar. Doğru, vardı. Hatırlıyorum, bir tane Renault vardı. Station mıydı? İnek miydi? Böyle bir station, bir siyah bir Renault hatırlıyorum. Beyaz da olabilir, emin değilim. Büro personeli, şoför temizlik personeli hizmet alım işi gücü demiş. Tamam. Hala ben akaryakıt bulamadım yalnız ha. Adam ne yapıyor? Cebinden mi almış bu Osman Erasan bu kadar? Bak, kaç ay olmuş daha ortada akaryakıt alımı yok. Devam. Beşler Mahallesi Doğu Sitesi yollarını kilitli parke döşeme işi. Bak adam mahallesine kadar, sitesine kadar yazmış. İhale ilanı böyle yapılır. Yani adam o yıllarda, bak kaç yıl önce, 11 yıl önce bile nasıl ihalelerde detaylara giriyormuş. Ben yıl olmuş 2024, hala muhtelif yerlere parketaş döşeme işi, kaldırım işi diye yazıyorsun. Umurunda değil zaten, yapılmış yapılmamış. Onu biliyoruz. Devam. Mengemesi 2013 yılı hizmet araçları ve iş makine için akaryakıt alacak. Heh, oh be, bulduk bir akaryakıt. Birinci ay. 2013'ün birinci ayı. Tamam, unutmayalım. Diğer akaryakıt neredeydi? Araçların falan. Bu otogaz geç. Çünkü biz mazota bakıyoruz. Çünkü en çok mazot alıyoruz, tamam mı? Ondan sonra yani 4 personel, kurşunsuz benzin demiş. Motorin ve diğer gaz. Birinci ay. Oha. 2014 birinci ay, 2013 bir, adam bir yıl kullanıyormuş be. Bir yıl, sen her ay alıyorsun. Bak bak, ve o çöp kamyonu, bu son günlerin konusu, çöp kamyonu işi günde bir kere sefere çıkıyor. Ya Ramazan ayında iftardan sonra ister istemez iftar veren camiler, mahallelerin kültür evleri, taziye evleri, özür dilerim. Buralarda iftarlar veriliyor. Belli yani oradan köpük tabakla çöp çıkacak. Ne var? İki kere çıkar. Yani o makam aracıyla öyle çatır çatır gezene kadar iki kere çıkar ya. Devam. Madem girdik bu işe. 2012. Ne demiş? Araçları için otogaz alınmış. Geçtik bunu. Temizlik personeli, üç büro personeli, sosyal tesis yapımı. Bak bunu biliyorum. Bu sosyal tesis neresi? Otobüs terminalinin yanı. Hani buraya diyor ya, ben yaptırdım Turan Bulut. Onu biliyoruz çünkü Osman Erasan döneminde yapıldı. Bu tabelayı astı diye misafir konuk evini ben yaptım oluyor. Koca binayı adam yapmış arkadaş. Yani. Neyse, bu terminal önüne yapılan Ahçe heykeli. Hani şu bizim yapılan bu arada, hani şöyle yapalım ya da hadi biraz daha detaya girelim.
Şimdi o detaya da geleceğiz. Hani bir şeyler yapılıyor mesela. Mesela P5 panelden bir tane totem var. Billboard diyorsunuz hani. Biz teknik terim onun P5 deriz biz ona. P5'ten yapılmış. Neyse billboard diyeyim. Sizin anlayacağınız dillerini konuşayım. O billboard'un ihalesi yok ortada. Bak kaç yılına geldik. Hani 3 dönem eskiye geldik şu anda. Tamam mı? O ortada yok. Yetmedi. Yaptım dediklerini söylüyorum. Şimdi onun sayfasından hatta girelim bakalım. Neredeymiş bakalım Turan Bey, Turan Bey. Öyle yaptık, böyle yaptık. Hiçbir şey yapmadı, tamam mı? İspatlayalım. Tarihsel veriler arkadaş. Yani uyduya da yalan diyemezsiniz, tamam mı? Hoppa şurada. Malum şurası demokrasi köşesi. Burada bir Atatürk heykeli var. Bunun ihalesi yok. Görmedik. Yani sağ olsun biri hediye etti. Totemin ihalesi yok. Biri hediye etti. Tuttu diyor. Kampüsü, üniversiteyi ben yaptırdım. İhalesi ortada yok. Tamam mı? Sayalım, devam edelim madem gezmeye başladık. TOKİ'den diyor, çöplüğü diyor, kaldırdım. Tertemiz oldu diyor. Buyurun. Yeni de bak da 2013 2023 9. ayın 19'u. Tamam mı? Leş gibi duruyor. Ha, burayı temizledi. Yani diyor ya, halbuki orası öyle duruyor. Gidip istiyorsanız canlı yayın da yapabilirim oradan. Şimdi nereyi batırdı? Bakalım, buyurun. Doğanın içine ediyor. Yani şu güzelim, ya biz tamam biz İstanbul'dan geldik buraya, olmuş 16 yıl, güzel güzel temiz bir yerde yaşıyoruz diye. Bisikletle gezmeye çıkıyorum, oltalarımı alıyorum, dere boyu kenardan gidiyorum. Buradan bir koku geliyor var ya, yani burada bu balık tabii ki yaşamaz. Tabii ki ekoloji bozulur. Neyse, bu da ayrı bir konu. Devam edelim. Geçmişe doğru gidelim. Akaryakıt alımı 2012. Zaten 2009'da seçilmişti Osman Arslan. 2009'a kadar bakalım. Daha öncesi var mı bilmiyorum. ECAP zaten çok yeni bir sistem aslında. Böyle eski 30 yıllık falan kayıtlara ulaşamayız. İş makine 2011 yılında kullanmak üzere akaryakıt ürünü. Yani zaten hani 3 yıl kadar bu Osman amcamız ciddi bir performansla çalıştı. Buna hepimiz şahidiz. Yani otobandan daha kaliteli bir asfalt düzeyinde bir yollar bıraktı. Ara sokaklar dahil. Sadece öyle iki cadde değil. Çünkü Mengen iki caddeden ulaşmıyor. Hepimiz biliyoruz. Burada şimdi baktığımız zaman sokakların ve caddelerin toplamı yani kilometre olarak bilmiyorum ama onu tabii ki fen işleri daha iyi bilir diyeceğim ama bilmiyordur zannetmiyorum. Hani hiç böyle bir yayınladıkları bir rakam da görmedim. Bu alanın tamamı yani şu ana yolu geçin tamam mı? Paramparça. Bildiğiniz paramparça yani. Neyse. Keza öyle. Şimdi bu çöplüğün yarısı bir kısmı daha vardı şu kısımda. Doluydu burası. Ana baba günüydü. Bir sel oldu biliyorsunuz. O selde geçen sene. O selde o çöpler buradan çıktı. Şu dere boyunu komple hala da durur bak çay kenarında. Özellikle de şu bizim hani çok methettiğimiz Atatürk Parkı daha doğrusu gasp edilmiş, zorlan çökülmüş gibi söylentileri olan bir yer. Buraların kenarları çöp dolu. Tamam mı? Yani festivalde rezil olduk, rezil dünyaya rezil etti bizi. Buralar boydan boya bak hala gözüküyor burada çöpler. Niye? O çöpü oradan kaldırmadığı için. Devam edelim mi? Edelim. Keza yollarımızın durumu. İşte biz ikinci TOKİ'de oturuyoruz burada.
Şimdi buraya göre baktığımız zaman sadece burası değil tabii, yolu kötü olan. İkinci Toki diyor ben yaptım. Üçüncü Toki diyor ben yaptım. Ne hikmetse dere kenarı, yani selde burası gidiyordu gidiyordu. Şurası oyulmuştu. Nerede bakayım şimdi, şuradan tarih değiştirebiliyor muyuz? Bunu da değiştiremiyoruz. Google Earth programını değiştiriyoruz. Bununla ilgili ayrı video isterseniz yaparım. Şuraya kadar geldi. Şu alanı aldı sel. Yani az daha gidiyorlardı yani. Neyse, velhasıl selam. Başka yaptım deyip yapmadıkları, örnek veriyorum. Şimdi bir spor tesisi vardı belediyenin. Bunu bir spor bakanlığı el koydu, aldı. Niye aldı biliyor musunuz? Burası haşattı. Yani çim diye bir şey yoktu. Bu halı saha diyorum, spor sahasında. Çim saha burası normalde doğal. Ama ne onun adı? Bakımsızlıktan yırt, dökük, pırtık. Şu bina yıkık döküktü. Şimdi yerden ısıtmalı, akustik, surround sistemli ses sistemi, kapıda bekçisi, işte tenis kortu ve voleybol sahası gibi alanları şu an burası bir komplekse dönmüş durumda. Devam edelim. Ki, dur, en önemlisi 3. Toki. Şimdi 3. Toki'nin bazı karın ağrıları var. Her zamanki gibi yol. Şimdi hani yol yok gibi gözükmesin, var gibi gözükmesin. Şu yolun şu kısmından, şu buradan şu kısma kadar iki araba çok zor geçiyor. Hele ki şu bölüm mümkün değil. Yani mesela çöp kamyonu geliyorsa bitti. O karşıdaki araba geri geri gidecek. Ha ya da çöp kamyonu yakındadır, o geri gider. Arabalar geçtikten sonra tekrar gider. Mümkün değil. Şu kadarcık yolu yapamayan adam ya. İki arabalık yolu yapamayan adam. Başka ne yaptım diyor da yapmadı. Ha şu ek yerini yaptım diyor. Ek pazar yeri yaptım diyor. Bak Google'da bile paramparça görüyorsunuz. Şurası kırık dökük. Buralar delik deşik. Burayı da rahmetli Osman Erhasan yaptırıyor. Kendi imkanlarıyla o da yaptırıyor. Şimdi o beğenmediğimiz AK Parti Belediye Başkanı'nın yaptığı boyu posu eni belli. Bu da çok kıymetli, çok çalışkanım, şöyle başarılıyım falan diyen Turan Bey'in yaptığı yer. Bu daha eski. Adam 2000 diyelim ki 14, yani bitirdiği tarih. 2014'ten sonra da bu yapılmış. Bu daha taş gibi duruyor. Aralarında 5 yıl olmasına rağmen bu döküntü duruyor. Başka ne yaptım demiş, ne yaptım demiş. İşte keza bak uydudan da görüyoruz. Etrafı harabe. Burası bizim marangozhanesi belediyenin. Haşat işte, hurdalık, döküntü. Yani düzen, temizlik ya da ne bileyim bir sistem yok. Başka ne yaptım demiş. Valla işte yaptım dediği çok da yaptıklarını ben bulamıyorum. Yani bulabildiğimiz bir tek tuvalet şuradası. Tamam mı? İhalesi var zaten. Sonra keza misafirhane. Bunu tarihini değiştiremiyoruz diye. Bak bunu ben size 2014'de alayım. 2014'te bu var. Mesafe ve alan ölçümü değil, yol ya da yer işaretleri ekleyin değil. Beni çubuğunu gizle. Bununla ilgili apayrı bir video yapacağım size. Şimdilik bu kadar.